İyi oldu Volkan. Akşam efkar dağıttık değil mi? İyi de abi, böyle hep efkar dağıtmak için her gece oryantal mi tutacağız yani? Anlamadım abi. Vallahi ne bileyim Sertaç ya, kafam bozuk. Yaş geldi 35'e. 6 yıldır albüm çıkarmak isteyen bir müzisyen adayıyım. Nerede albüm? Yok. Bu gidişle müzisyen adayı değil, kaybeden adayı olacağım vallahi. Aday? Vallahi öyle ya. Besteler bekleyip duruyor. Vallahi bu yazda parayı bulup albümü çıkardım. Çıkaramadım. Gidip Ayvalık'a yerleşeceğim ya. Ayvalık mı? Ne oldu? Yok, genelde başarısız tipler Bodrum'a yerleşiyorlar abi de, o yüzden dedim yani. Başarısız tipler mi? Yok abi, başarılı olup da başarıdan sıkılanlar Bodrum'a. Başarısızlar Asos'a. Yok yok, Kaş. Volkan'ım Kaş'a gitsin, kendi gibi bir sürü arkadaş bulur orada. Kendi gibi mi? Ayvalık'ta başına sokacak evi var kardeşim bari. Başka yerde olsa sokaklara ziyan olur bu. Aa, ne yaptınız lan beni? Allah Allah. Sokakta yatmalar yok, evler mevler. En azından benim burada bir dükkanım var ya. Beyler, bu yaz burayı patlatacağız, parayı bulacağız albüm için. Başka yolu yok. Sen şuradaki yazıyı okumadın galiba abi. Nasıl yani? Bak, kuruluş 1944 abi. 1944'ten beri patlamamış. Bu yaz mı patlayacak? Planım var. Oğlum var ya, burayı ünlülerin ve dolayısıyla onları görmeye gelenlerin uğrak yeri yapacağım. Hangi ünlülerin? Oğlum burada yemek yiyen ünlülerin. Benle birlikte fotoğraf çektiseler, o fotoğraflar bu duvarları süslese fena olmaz mı ya? Düşünsenize lan, İbrahim Tatlıses, Deniz Akkaya, Bülent Ersoy, he? Hepsi birlikte benle fotoğraf çektirmiş olsa, bu duvarları süslese fotoğraflar. Bu insanlar ne zaman buraya geldi Volkan? Gelmediler ki. Photoshop diye bir şey var abi. Photoshop abi o. Yapan arkadaşım var, oradan biliyorum. İsmi önemli değil beyler. Photoshop diyelim, fotosel diyelim, fotomontaj diyelim. Önemli olan bizim fotoğraflara ünlü kafaları inandırıcı biçimde monte etmek. Teknoloji abi. Oğlum var ya, en gerçekçi olanı Aslı'nın benle çekildiği Deniz Akkaya kafası taktığımız fotoğraf olmuş ha. Aslı'nın el parmakları daha dolma tabii ama. Sıcaktan şişmiş olamaz mı abi? Abi o değil de Şahik Engin'in vücuduna Bülent Ersoy'un kafasını monte ettik ya. Bozulmasın ablamız ya. Ne yapalım abi? O kadar gösterişli giyinen başka tanıdığımız yok. Bence oldu valla. Sertaç'ın eller İbrahim Tatlıses için biraz sarışın kaldı ama. Koyultalım abi. Bak, şuradan kestim mi? Ha. Hop. Eller gitti. Bravo maestro. İşte bu. Beyler, süpermiş. Hadi bunları basıp çerçeveletelim. Ya şey, Aslı'nın kolundaki künyede ne yazıyor öyle ya? Bak. O öyle bir şey. Ostan mı ne? Markasıdır kesin ya. Önemli değil beyler ya. Deniz ablamızda da olabilir böyle şeyler. Evet. Hadi gidelim. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun. Merhaba. Niye geldin sen? Ay, seni özledim. Mahmut, bana bir dondurmalı tavuk göğsü yapsanıza paket. Tamam. Sağ ol. Aa, bu resimler ne? Buraya gelen ünlülerin resimleri. Ne zaman geldiler ki? Kızım, sen aylardır gelmiyorsun. Senin olmadığın zaman zarfında burası ünlülerin uğrak mekanı oldu. Bak bak, için açılsın. İbrahim Tatlıses. Aa, Deniz Akkaya mı geldi ya? Osman'ın künyesi. Ya Osman, kusura bakma ama bu yeni aldığın künyeyi ben hiç beğenmedim. Vallahi. Vallahi. Ya kuyumcu bir arkadaşım var, o yaptı, o hediye etti. Biraz gösterişli değil mi? Böyle pırlantalı falan, kadın bileziği gibi yani. Hayatım, sana vereyim, sen tak. Bileğinde benim ismimi taşırsın. Ben takarım vallahi. Ver bakayım. Al bakayım. Vallahi güzel. Çok şık. Ay, tepeme attırma sesimi de cık. Bağırma be! Yalvarmana gerek yok canım benim. Vallahi ben Meryem'le rahat ettim be. Ha. En sonunda saygıda kusur etmeyen bir kadın. O kadın
canım. Hık diyecinin pık diyecisi. Ha. Ha, bu arada ya bu evin içinde nedense böyle bir ağırlık, bir hanzoluk, bir kroluk var. Nereden geliyor diyordum. En sonunda buldum. Senin bu iğrenç künyenden geliyormuş. Al. Ver lan künyeni. Al künyeni git. Bana bak Ertuğrul. Yürü git Osman. Hadi gitme çatı. Yürü git Osman deyip beni. Terbiyesiz. Git yürü yine. Al git. Çatlak karı. Git lan. Deniz Akkaya ve Osman. E Meryem? Aa, Meryem'in bunu bilmeye hakkı var. Deniz Akkaya. İnanamıyorum. Vallahi ben de inanamadım. Deniz Akkaya gibi bir kadın Osman'da ne bulur? Ama çok merak ediyorsan git resme bak. Osman'ın künyesini tanıyacaksın. Bu künyeyi. İnanılmaz ama demek ki ondan birkaç tane var ve şu anda bir tanesi Deniz'in kolunda. Hatta bana aldığı tek taşın aynısı da şu anda Deniz'in parmağında. Zannediyorum henüz sana tek taş evet takılmamış. Her kuyumcuda bulunabilen bir tek taş değil de aile yüzüğü takıldı. Vallahi erkeğin atına, silahına, içkisine, kumarına bir de hovardalığına karışılmaz derler. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik. Bir yerinin ayrı olduğunu bilen kadın duyar, bilir ama unutur. Size de gelecekte eğer yaşarsanız ilişkilerinizde bunu tavsiye edeceğim teyzeciğim. Hayırdır hemşerim, sen gelmezdin buralara? Resme bakmaya geldim. Deniz Akkaya gelmiş buraya. Acaba kimle ve tam olarak hangi tarihte geldi Dursun kardeş? Ne Deniz Akkaya'sı ya? Bu bizim aslının eski resmi hemşerim. Buraya müşteri toplamak için eşin dostun fotoğrafını ünlülerin kafasına yapıştırdılar. Esahtan mı diyorsun? Deniz Akkaya gelecek buraya, ben onu kaçıracağım. Pii! Bu konu da hassas o. Dursun kardeş. Bu sohbet aramızda kalsın. Hiç yapılmamış olsun. Resmi kayıtlara geçmesin. Oldu mu? Hadi sağlıcakla kal. Herkeste bir gizem, bir kara film havası. Leyla ilala ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.